bu aracı görünce ne hissediyorsun? Tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten görmek istemiyorum artık. Babam da bir şüphedeydi. Acaba ben mi yaptım, ben mi ettim? Biz o MOBESE kamerasına ulaşamamış olsaydık zaten bu böyle kalacaktı. Kırmızı ışıkta geçen araç yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobile böyle çarptı. Suçlu taraf iddiaya göre yalancı şahit buldu. Zaten mağdur olan çifti daha da mağdur etti. Onlar Kastamonu'dan İstanbul'a torun görmek için gelmişlerdi. İsmail Ergün burada, eşi Emine teyze ise hemen yanında oturuyordu. Silivri kapı ışıklara geldiklerinde yeşil ışık yandı ve İsmail amca gaza bastı, ilerledi. Ve tam o sırada kırmızı ışıkta geçen bir otomobil hızla ilerledi ve onlara çarptı. Yaşlı çiftin bilinci yerinde değildi. Kırmızı ışıkta geçen sürücü İsmail ve Emine Ergün çiftinin çocuklarını aradı. Babanız dedi, kırmızı ışıkta geçti dedi. Yani babam bu kazaya sebebiyet vermiş. Böyle söylediler. Emine Ergün bu koltukta sıkıştı, kaburga kemikleri kırıldı, hemen hastaneye kaldırıldı. Eşi de bir başka hastanedeydi ve onlar hastanede tedavi görürken iddiaya göre onlara çarpan sürücü yalancı bir şahit buldu. Ve o yalancı şahit iddiaya göre şunu söyledi: onlar kırmızıda geçti, bense yeşilde, suç bende değil onlarda dedi ve olay bambaşka bir noktaya gitti. Babamızın kırmızıda geçtiğini ifade ediyor. Annemin babamın o hani ölüm anında bile, yani hani ölüm noktasına gelmiş durumlarında bu durumdan faydalanılmaya çalışılması zaten bizi en çok bu olayın üstüne iten şey. Annemin her yeri, kolu, eli, her yer sarılıydı zaten. Sağdan sola döndüremiyorduk. Anne ve babası hastanede ölüm kalım savaşı verirken onlar başka bir problemle daha savaşmak zorunda kaldılar. Çünkü yalancı şahitle haklı olduğunu iddia eden kişi otomobilin masraflarını o sırada onlara yaptırdı. Anneniz babanız hastanede tedavi görürken kaza yapan kişinin masraflarını da mı size ödediniz? Yani babam trafik sigortasından kendi aracının tamamen bütün masrafını karşılamıştı. Kaç para tuttu? 36 bin lira. Kazanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bulunan bir güvenlik kamerası kaydı kimin suçlu olduğunu ortaya koydu. Yani 9 saniye boyunca hızını hiç kesmeden gelip babama vuruyor. Yaşlı çift sağlıklarına kavuştu. Otomobilleri ise bunca zamandır hasarlı vaziyette otoparkta tutuluyor. Şimdi bu görüntüleri de açtıkları davaya ekleyerek kimin suçlu olduğunu ispatlamak istiyorlar. Yani yalancı şahidin ceza almasını istiyorum. Annemle babamın yaşadığı manevi bir boyut var. Ve bu arabanın da bütün masraflarının karşılanmasını istiyorum.